İmkanımız var. Rabbim böyle bir ürün bahşetmiş ki bize. Hem talisinden, hem kurusundan, hem de yaprağından faydalanabiliyoruz ya. Rabbim de çok sıkıntı olsun. İşte bu üzüm yaprağını hem taze bir şekilde hem de salamlar bir şekilde buradaki kadın kooperatifimiz üretmekte ve bunu çeşitli bölgelere de satışını yapmaktadır. Tabii şu andaki güncel durumda 150 ton kadar bir üretim kapasitemiz var. Tabii ki bu kooperatiflerimizin sayısı arttıkça bunu daha da genişletmeyi planlıyoruz. Siirt ilimiz bu anlamda üretim kapasitesi olarak 3. sırada olan bir il. İnşallah ilerleyen vakitlerde üretim kapasitemizin artırmasıyla beraber bunu ileri bir aşamaya getirmek istiyor. Hem Şirvan olarak hem de Siirt olarak. Şirvan ve Pervar ilçelerimizde Siirt tayfi üzümü yaygın olarak üretilmektedir. Siirt tayfi üzüm yaprağı üzümü kadar değerli ve meşhur ürünlerimiz arasındadır. İnceliği ve aroması yönünden emsalsiz ve çok aranan ürünler arasındadır. Şirvan ilçemiz Pirinçlik köyü ve çevresinde her yıl 150 ton ortalama yaprak toplanarak satılıyordu. Toplanan yapraklar gün içerisinde satılması ve tüketilmesi gerekiyordu. Toplanamayan veyahut da toplanıp da satılamayan yapraklar ne yazık ki ekonomiye kazandırılamıyor, çöp oluyordu. Üretilen yaprağı değerlendirmek ve üretime kazandırmak amacıyla Pirinçlik köyümüzde kurulan Siirt Mavit Üreten Eller Kadın Kooperatifine Siirt Tarım Orman İl Müdürlüğümüz olarak yaptığımız proje GAP İdaresi Başkanlığı desteklenerek uygulamaya konulmuştur. Kadın kooperatifimize yaptığımız proje ile kadınlarımız Tokat'a gönderilmiş. Tokat'ta üretim tesisleri ve üretim aşamaları konusunda tecrübe kazanmaları sağlanmıştır. Pirinçlik köyümüzde 300 metrekare büyüklükte bir alanda Salamura yaprak tesisimiz kurulmuştur ve hizmete girmiştir. Proje ile büro mefruşatı, bilgisayar, paketleme ünitesi, ambalaj, depolama, işletmenin ihtiyacı olan tüm ekipmanlar tedarik edilmiştir. Siirt Üreten Eller Kadın Kooperatifi bünyesinde kurduğumuz tesis, marka, etiket ve ambalajların tamamlanması ile seri üretime geçmiş bulunmaktadır. İlk yıl 200 ton, önümüzdeki yıllarda 500 ton üretim hedeflemekteyiz. Üreten Eller Kadın Kooperatifi Başkanıyım. Bayanlar beni seçti. Ben ilk önce ailemle başladım. Hiç kimse yoktu. Ben, annem, babam bir de kardeşlerim vardı. Biz de okuyorduk. Aynı şekilde hala okuyoruz. Tatillerde geliyorduk. Anneme yardım ediyorduk. Annem ve babam bu işi yani temeline attı diyebilirim. Aynı şekilde biz de onlara yardım ediyorduk. Annem dolduruyordu. Babam da bunun ticaret kısmını yapıyordu. Götürüyordu, satıyordu. Biz sadece kendimizeydi. Yani başka hiç kimse yoktu. Daha sonra bu işi büyütmeye karar verdik. Çünkü mesela babam her zaman gidemiyordu, kalıyordu ve çöp oluyordu. Bir proje vardı duymuştuk, bizi Tokat'a gönderdiler. Tokat'ta onlara baktık, bize diziliş diye bir şey yoktu. Direkt basıyorduk, burada da uyguladık ve daha güzel, görünüş açısından da daha iyi oldu bizim için. 2 aydır faaliyete geçtik. Tayfi üzüm yaprağıdır bu. Mesela köylüler yeşil getirir bize. Biz de bunları vidonlara basarız, sıcak su kaynatırız, makinamız var. Sıcak su kaynattıktan sonra üstüne ekleriz sıcak suyu, ilave ederiz. Daha sonra bu 40 gün o hazinin içinde kalır. İncelir, tadını güzel, aromasını verir. Daha sonra buraya getirilir. Burada da kesim işlemleri hallolur. Diğer kısımda da paketleme olur. Çöp çok oluyordu. Turşu denedik saplarından. Küçük küçük kesip onları haşlayıp daha sonra... Böyle aynı şekilde şöyle göstereyim. Turşu hem sağlık açısından iyi gerçekten, vitamin açısından aynı şekilde. Renk versin diye karalahana kullandık. Hiçbir katkı maddesi yoktur. Direkt biraz sirke, sarımsak, yine hepsi vitamininde içine. Pirinçli köyünde yaşıyorum. Daha önceden yaptığım yaprak tayfi üzüm salamurasını şu an biz kendimizi geliştirmek istedik. Şu anda kendi tesisatımızı kurduk. Kadın Eller Kooperatifi olarak birlik olduk. 10 kişiyiz şu an kadın olarak. Bunun sapları falan vardı. Onları atmak yerine değerlendirdik onları da. Yapraklarımız daha üretimi
çok iyi. Biz burada sadece bayanlar olarak çalışıyoruz. Bu bizim için bizim hem daha rahat olmamız ve daha konforlu çalışmamızı da sağlıyor.